Merhaba arkadaşlar. Osmanlı'da ordu anlatacağız bu videomuzda. Öncelikle donanma yani deniz kuvvetlerini anlatalım. Donanma komutanımıza Kaptanı Derya ya da Kaputan Paşa da deniyor. Genel olarak denizcilerin ismi ise Levent olarak geçiyordu. Buradan sınavlarda çıkabilecek temel sorumuz ise şu arkadaşlar. Osmanlı birçok denizci beyliği alarak donanmasını güçlendirmiştir. Hangi beylikleri alır ise donanması güçlenir ya da güçlenmez şeklinde bir soru beklentimiz var. Öncelikle Karesoğulları. Hatırlarsanız Balıkesir Çanakkale yöresindeydi ki ilk donanmada zaten Karesoğullarından geçen donanmaydı. Sarıhanoğulları Manisa merkezlidir ama İzmir Aliağa'dan denize kıyıları var. Bunlar da denizciydi. Aydınoğulları isminden belli zaten Aydın Kuşadası yöresindeydi. Menteşeoğulları Muğla yöresindeydi. Bunların da donanması vardı. Hamidoğulları merkez Isparta ama Antalya'ya sahip idiler. Bu yüzden Antalya'dan denize kıyıları vardı. Candaroğulları Kastamonu'da, İsfendiyaroğulları ise Sinop bölgesinde donanma faaliyetleri var idi. Buradan arkadaşlar seçenek olarak bizlere sınavlarda Germiyanoğulları verilme ihtimali bir hayli yüksek. Germiyanoğullarının donanması olamaz çünkü Kütahya'daydılar. O Karamanoğulları olabilir arkadaşlar. Karamanoğulları. Bunlar da Konya, Karaman. Yine Dulkadiroğulları olabilir ki bunlar da Maraş, Elbistan coğrafyasına sahip idiler. Bunların donanması kesinlikle yok idi. Seçeneklere cevap olarak bunlardan birini koyma ihtimalleri var. Yine Osmanlı'nın ilk tersanesi arkadaşlar Karesioğullarından geçen Karamürsel tersanesidir. Ancak Osmanlı'nın bizzat kendi yaptırdığı ilk tersanesi ise Yıldırım Beyazıt döneminde yapılmış olan Gelibolu tersanesidir. Kara ordusuna baktığımızda ise arkadaşlar kara ordusunu önce merkeze aktaracağım. Merkezdeki ordumuza kapı kulu ordusu diyoruz. Burada sınavlarda bekletme içinde olduğumuz soru Osmanlı'da kapı kulunun Selçuklu'da karşılığı gulam arkadaşlar. Yani Selçuklu'da gulam olmuş Osmanlı'da kapı kulu. Arkadaşlar kapı kulu sistemini diğer adı kul sistemi olarak da geçer ki 1. Murat bu sistemi Pencik adıyla kurmuştur. Pencik Pencüyek'ten gelir. İslam savaş hukukuna göre ele geçirilen esirlerin 5'te 1'i yani Pencüyek'i devletin hakkıdır. Pencüyek'ten türeme bu çocuklara Pencik oğlanı adı veriyoruz. Daha sonra Balkanlarda fethedecek yer kalmayınca 2. Murat ise Pencik sistemini devşirme sistemine dönüştürmüştür ki devşirme sisteminde ise kapı kapı dolaşıp eli yüzü düzgün sağlıklı erkek çocuklar aranmıştır. Bu çocukların sağlıklı olanları devlete esir olarak kul olarak alınmıştır. Bu çocuklar öncelikle İstanbul'da yani başkent neresiyse başkent Edirne ise Edirne başkent İstanbul'sa İstanbul orada önce Müslüman yapılırlar. İsmi de Ahmet, Mehmet, Süleyman neyse Türkçeleştirilip değiştirilir. Sonra bu çocuklar Anadolu'ya gönderilir. Anadolu'da iyi kötü Türk İslam kültürünü öğrendikten sonra başkentteki ya da başkente yakın olan Acemi Oğlanlar Ocağı'nda eğitilirler. Burada her türlü işi yapan bu çocuklar mezun olduklarında liyakatlerine göre, yeteneklerine göre kimisi usta birliklerine gönderilir, kimisi de yeteneklerine göre nakkaşhaneye, tüfekhaneye, mehterhaneye, tophaneye ve işlerindeki en zeki ve eli yüzü düzgün olanlar da saraydaki enderun denilen mektebe alınırlardı. Dolayısıyla arkadaşlar bu kapıkulu ordusu devletin hem askeri ihtiyacını karşılar, hem sanatkar ihtiyacını karşılar, hem de memur ihtiyacını karşılar idi. Kapıkulu askerleri arkadaşlar devşirmedir. Yani bunlar Türk değil. Buna dikkat edin. Bunlar başkentte yaşıyorlar. 3 ayda bir ulufe denilen maaş alıyorlar. Ayrıca 2 ayrı yerde bahşiş dağıtılırdı bunlara. Bu bahşişlerden birincisi paşa değişiminde dağıtılırdı ki buna culus bahşişi denirdi. İkincisi de paşanın ilk sefere çıkışında dağıtılırdı ki buna da sefer bahşişi denirdi. Mesela savaştan zaferle dönüldüğünde bahşiş dağıtılır mı arkadaşlar? Hayır. Orada zaten ganimet
dağıtımı yapılıyor. Veya bir isyan bastırıldığında bahşiş falan yok. Bahşiş sadece bu iki yerde dağıtılır. Biri culus bahşişi, öteki de sefer bahşişidir. Peki Osmanlı Devleti devşirme sistemini neden kurdu sorusunu soralım. Tabii ki cevap merkezi otoriteyi güçlü tutmak. Merkezi otoriteyi güçlü tutmanın yanı sıra asker, memur ve sanatkar ihtiyacımızı da karşılama amacımız vardı. Bunlar arkadaşlar süvariler ve piyadeler olarak iki gruba ayrılır idi. Kapıkulu süvarilerini sayacak olursak sipah, silahtar, sağ uluveci, sol uluveci, sağ garipler ve sol garipler. Bunlar savaşta padişahın canını, otağını, alemleri ve hazineyi korurlardı. Bunlar altı bölükten oluştuğu için bunlara altı bölük halkı da denir idi. Kapıkulu piyadeleri ise acemi oğlanlar ocağı vardı burada. Ki burası deminden de bahsettiğim gibi ilk askeri ve mesleki eğitimin verildiği yer idi. Buradan mezun olanlara ne isim veriyorduk? Çıkma ya da kapıya çıkma. Farsçası bedergah arkadaşlar. Buradan mezun olan çıkmalar yeteneklerine göre kimisi yeniçer ocağına, kimisi cebeci ocağına, deminden bahsettiğim gibi kimisi nakkaşhane, tüfekhane, mehterhaneye, zeki ve el yüzü düzgün olanlar da Enderun'a alınırdı. Yeniçeriler arkadaşlar kapıkullarının en kalabalık grubudur. Cebeciler ise silah yapımı ve tamiratı yapan ekiptir. Topçular ise 1. Murat döneminde kurulan top kullanan askerlerdir. Humbaracılar ise Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulmuştur. Havan topu dediğimiz dikey atış yapabilen bir top türüdür havan. O işi yapan askerlerdir. Lağımcılar ise kale duvarlarının altlarına tünel kazan teknik bir sınıf. Kale duvarlarına fitil döşeyerek duvarları çökerten ve fitilleri kolaylaştıran bir sınıftır. Bostancılar ise arkadaşlar sarayları ve konakları koruyanlardır. Taşlı ordusu ise arkadaşlar tımarlı sipahiler diye geçer. Ki Selçuklu'da bunun karşılığı ikta ordusudur. Arkadaşlar bunlar Türkmendirler. Taşlı'da dağınık olarak yaşarlar. Barış zamanı köylerdeki tarımsal üretimi denetlemek, vergileri toplamak, köyün yöneticiliğini ve güvenliğini sağlamak gibi görevleri vardır. Savaş zamanı da Sancak Bey ve Beyler Bey komutasında savaşa katılırlar idi. Bunlar maaş yerine kendilerine verilen dirlik topraklar ile geçinirlerdi. Bunlara Cebelü ismi de verildiğini unutmayalım ki ordunun en kalabalık grubu bunlardır. Dikkat edin, Kapıkulu askerlerinin en kalabalığı Yeniçeriler ama ordunun en kalabalığı ise Cebelü dediğimiz tımarlı sipahilerdir. Hemen buradan şöyle bir soru kalıbı göstereyim arkadaşlar. 4 tane Kapıkulu askerlerinden yazayım. En popüler olan tabii ki Yeniçeriler. B. Lağımcılar diyelim. C. Cebeciler diyelim. D. Bostancılar diyelim. E. de tımarlı sipahiler. Ki tımarlı sipahiler tabiri yerine tekrar söylüyorum Cebelü tabiri de kullanabilir. Birkaç soru üretelim buradan. Bunlardan hangisi merkez ordusu içinde yer almaz şeklinde sorulsa cevabımız tabii ki Edirne. Bu soruyu hangisi culus denen maaş almazdı şeklinde de sorabiliriz. Tabii ki yine cevap tımarlı sipahiler. Ya da bunlardan hangileri Türk kökenlidir, hangileri devşirme kökenlidir ayrımı da sorulabilir. Cevabımız tabii ki yine tımarlı sipahiler Türkmendir arkadaşlar. Peki klişe sorumuz soralım. Osmanlı Devleti devşirme kökenli olanları merkezde tutup Türk olanları neden taşrada ve dağınık tutuyor? Amaç yine aynı. Merkezi otoriteyi güçlü tutmak. Eğer Türkmenler başkente görev alırlarsa ola ki bir isyan olur ve Osmanlı sülalesini hanedanını tahttan indirip kendi aşiretlerinden birilerini Osmanlı Devleti iktidarına taşıyabilirler. Oysa kapıkullarının Osmanlı hanedanına isyan etseler bile bu hanedanı tamamen değiştirip yeni bir hanedan kurmaları mümkün değil. Yani amaç yine merkezi otoriteyi güçlü tutmaktır.
Son olarak da yardımcı kuvvetlerden bahsedelim. Akıncılar. Arkadaşlar akıncılar ordu önünden gidip istihbarat yapan görevlilerdir. Bir nevi günümüzde bunları komando ekiplerine de benzetmek mümkün. Akıncılık genelde babadan oğula geçen bir askeri görev olmuş ki Osmanlı'da Malkoçoğulları, Turahanoğulları, Mihailoğulları gibi önemli Akıncı aileler mevcuttur. Azaplar. Azap kelime anlamıyla bekar demek zaten arkadaşlar. Bekarlardan kurulu bir birlik idi ki genelde de en önde savaştırırlar idi. Sakalar ise ordunun su ihtiyacını karşılayan ekiptir. Turnalar haberciler demek arkadaşlar. Müsellemler ise Orhan Bey döneminde kurulan atlı bir birlik idi. 1. Murat'ın dirlik sistemini kurması, dolayısıyla tımarlı sipahiler kurmasıyla bunlar tımarlı sipahilere katıldılar. Baltacılar, ordunun geçeceği yerlerdeki çalılıkları ve ağaçları temizleyen birlik idi ki ordunun odun ihtiyacını da karşılarlardı. Deliler, başıbozluklar da denir bunlara. Ordunun en önünde giden ve savaşan birliktir ki azaplarla deliler ordunun en önünde savaşan ekiplerimizdir. Voynuklar genelde Bulgar kökenli kişilerden seçilen at bakıcıları demektir. Martoloslar genelde Balkanlar bölgesinden seçilen Hristiyan istihbaratçılardır. Cerrahlar ise arkadaşlar çadırları kuran, yükleri taşıyan bir nevi amele ekibidir. Evet, bir sonraki ünitemizde de arkadaşlar Osmanlı'da hukuk sistemini aktaracağım.